ne cevap veriyorsunuz? Siz beni dinlemiyorsunuz. Bir saat sonra Ruf'ta ol Nazım. Tabii yolu bulabilirse. Ben çok yoruldum. Siz devam edin. Ama dikkat edin ölmesinler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abla. Güzel. Gel bakalım Nasip. Babam buraların en zengin adamlarından biriydi. Bu imparatorluğu kolay kurmadı. Doğrudur efendim. Sözümü kesme. Özür dilerim Nadide. Sence ben bu imparatorluğu akbabalara bırakır mıyım? Bırakmazsınız efendim. Peki o zaman sana bırakacağımı nasıl düşündün o kuş beyninle? Ben Asya'yı seviyorum. Evlenmek istiyorum efendim. Beni kandıramazsın. Ama ne yazık ki dünya güzeli kızım senin gibi bir zevzeye aşık oldu. Ne yaptıysam sizi ayırmayı başaramadım. Ama onu hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Bu mutluluğun sebebi de sensin. Bu yüzden de evlenmenize izin veriyorum. Gerçekten izin verdiniz mi? Evet. Nişan hazırlıklarını yapın. Çok teşekkür ederim. Bırak, bırak. En ufak bir yanlışını görürsem Afrika'da açlıktan ölmek üzere olan timsahlara yem yaparım. Anladın mı? Anladım efendim. Hadi kaybol. Ah Asya, ah! Yalnız var ya Çeto, bu Nasip'e kızıyoruz buzuyoruz ama onun sayesinde Kıbrıs'ta krallar gibi yaşıyoruz be. Niye kralı be? Biz bu Nasip'in amcasının oğlu Onur'un yüzünden kaçıp gelmedik bitti buralara kadar. Allah'ını seversen bana Onur deme ya. Böyle bir yerden tavşan gibi çıkacakmış gibi geliyor. Dünyanın belasını sardı başımıza ya. Boş ver, kapat Onur'u. Yalnız var ya, her şeyin başı Nasip derlerdi. Harbiden doğrumuş. Suit verdi adamlar bize ya, bakar mısın? Odanın tuvaleti çalışmıyor Süleyman. Gideri yok bunun. Müşteriye veremedikleri için bize verdiler. Öyle suitmiş, bisküitmiş öyle değil o işler. Harbi mi lan? Biz o yüzden mi lobinin tuvaletini şey yapıyorsun? Evet. Ha vallahi şu an kırıldım yalnız ha. Ben de seviniyorum böyle hani suitte kalıyoruz falan. Şulo. Hı? Kapıya baksana. Ben niye bakıyorum? Babanın uşağı var? Kalk kendin bak. Ben uzanıyorum şu an Süleyman. Keyfimi bozma. Bak şu kapıya ayaktasın. Git bak şu kapıya. Mal mal bana bakıyor. Ne yapıyorsun Şulo? Senin dediğini yapıyorum. Ne yapıyorum? Kapıya bakıyorum. Seni anana babana müjdeleyeyim Süleyman. Ulan şey ne kadar kıl dangalak bir şey çıktın be. Senin ananı avradın şerefsiz ya. Beklemediğim anda attı be. Ağaç oldum kapıda. Oo Nasip. Oo muavin Nasip hoş geldin ne yapıyorsun? Şuna bakma Nasip. Ben bu Süleyman'a kapıya bak diyorum gidiyor kapıya bakıyor böyle. Çünkü sen bana kapıya bak dedin ben ondan kapıya baktım. Ben sana kapıya bak diyorum kapıya mı bak diyorum? Türkçe mi gerek kapıya bak diyorum kapıya aç desen kapıya açacağım. Biliyorsunuz değil mi? İkinizi toplasanız bir ben yapmaz. Sizinle uğraşacak hiç halim yok ve canım sıkkın. Ne oldu be hayırdır? Hayırdır? Nadide çağırdı. Asiye ile evlenmemize izin verdiğini söyledi. Vallahi mı lan? Vallahi çok güzel haber. Çok sevindim kardeşim benim. Vay be, vay kardeşime bak be damat oğlum. Hoş geliyorsun. Anasını satayım ben. Oğlum ben hangi parayla düğün yapacağım? Ha? Biz 3 kuruş kazanıyoruz. Nasıl düğün yapayım ben? Buna nasıl sevineyim? Nasip, bak yemin ediyorum asgari ücretten düşünüyorsun sen. Lan koskoca imparatorluğa veliaht olacaksın, damat olacaksın. Hangi paralan diyorsun ya? Biraz geniş düşün. Hiç anlamıyorsun. Ben karının parasıyla düğün yaptı dedirtmem, tamam mı? Doğru söylüyor. Doğru doğru. Şimdi erkek adam kendi düğününü kendi yapar. Peki ne yapsın, ne düşünüyor? Tercan abiye gideceğim. Hangi Tercan abi? Bizim kaç tane Tercan abi? Bir tane var da o da kasap Tercan. Allah muhafaza elini verirsin kolunu keser yani. O yüzden dedim. Ya yok Tercan abi kral adamdır ya. Dünyadaki su buharlaşıyor. Yani gaz oluyor. Neden? Çünkü güneş suya etki ediyor. Sonra ne oluyor? Buharlaşıp gaz olan su havaya yükseliyor. Gidiyor yani sonsuza kadar.
Sonra ne oluyor? Hava soğuyor. Neden? Çünkü bir araya gelip bizim gözümüzde bulut olarak görünen kütlelere dönüyorlar. Sonra ne oluyor? Büyüyüp ağırlaşıyorlar. Ağırlaşınca yer çekimi etkisiyle yere gidiyorlar. Yere indikten sonra ne oluyor? Bir ıslaklık. Biz buna ne diyoruz? Yağmur. Yağmur yağdığı zaman ne oluyor? Tabiat güzelleşiyor. İnsanlar feraha kavuşuyorlar, rahatlıyorlar, hastalıklardan kurtuluyorlar. Yani ekseni altında bayram ediyorlar. Demem o ki hayatta sağlıklı bir şekilde devam etmek istiyorsan insan olarak yapacağın en büyük kanun yalan söylememek. İnsan ne yapıyor? Şerefsizlik yapıyor, ibnelik yapıyor, yavşaklık yapıyor, götlük yapıyor, yalan söylüyor. Yalan söylüyor, yalan söylüyor, yalan söylüyor. Nerede lan benim param? Hı? Nerede oğlum benim param? Kulaklarına vurmamışsınız değil mi bunların? Duymuyor musunuz oğlum? Al götür oğlum bunu. Hazırladığım kazıkların üstüne oturturum bunları. Kalk lan. Kalk. Hele bak bak kendine ne diyor. Bak hele o şişmana. Ona en büyük kazığı sok lan. Brüt, bizim şu kongre için güzel bir sivit oda ayarlasınlar. Söyle çocuklara. Bir yabancılar gelecek. Biraz gözlerini boyayalım. Onlar böyle içkidir, kumardır, gece hayatıdır falan severler bu işleri de hadi. Sen nasıl emrediyorsan abi. Güzel sivit ayarlasınlar. Koş. Hadi hadi. Dediklerimi unutma. Güzel olsun her şey. Bu akşam normal bir akşam yemeği değil. Çünkü seninle mutluluğun basamaklarına ilk adım atmak için sana bir hediye aldım. Şöyle koyayım. Gözlük nerede? Vasif hadi devam et. Gözlük yok gözlük. Beni kalkacağım ama gevşeyi koyacağım suratına hallettim ben. Yani tatlıdan yesen yenge. Tatlı güzel tatlı yani. Tatlı niye? İçime kodum yüzüğü sen kara anlamasın. Asya. Yüzük takıldı buraya lan. Oyuluyor kara. Yüzük oyuluyor mu yenge? He? Başta da yüzük vardı, onu mu yuttun? Git boğuluyor. Yüzüğü yuttu keşir. Kaldır, genzini kaldır beni havaya, havaya kaldır, 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 kaldır. Kaldır. Sen boğuluyordun. Şöyle sık oradan. Şöyle bak. Sıkacağım burada atacak yine. Abi, abi, abi ne yapıyorsun ya? Ne demek attıracaksın? Bak bu karını yediği var mı? Sen hayatında boyulan karı mı gördün? Çekil şurada. Karı gidiyor. Ne yapıyorsun be? Asya. Abi oha ne yapıyorsun? Şöyle gencini kaldır yukarı yukarı kaldır bak boğulcuna bak kaldır boğulcu kaldır böyle kaldır kaldır kaldır. Bastıracağım çıkacak bak. Çıkarttı. Tekin bilir kaç para bu yüzük ha? Nasip. Ya mahvettin bütün geceyi ya. 89-42 alt. 93-71 üst. Düşünüyor. İçinden oyna şunu konsantrasyonum bozun benim. Ha yemişim seni konsantrasyonu. Ben nereden aklına geldi senin pastanın içine yüzük koymak? Kızı öldürüyor musun? Ya ne bileyim ben o kadar ısıracak pastayı. Ufacık ağacı var kocaman ısırdı. İki yüzük de burada kaldı. Yutsa problem yok. Yutamadık kaldı burada. Boyuluyor daha da. Tabii canım. Kızın hatası değil mi? Pasta yenir mi? Daha fanat tükürem ben. Allah'ım yarabbim. Şunu bir... Ben anlamıyorum. Görevli arkadaş şimdi gelir. Ya ben de anlamıyorum ama oynuyor böyle ara sıra işte. Teşekkürler. Çeto. He? Ne yapayım boynun kırılacak döndün öyle. Ne güzel kız değil mi şimdi? Allah sahibine başlasın. Sana ne oluyor? Niye hallendin şimdi durup dururken? Amin. Hallenmedim. Artık bu sanki böyle bir evlilik zamanımız mı gelmiş ne olmuş ya? Böyle bir yuva kursak falan yani. Harbiden evde kaldık ha.
Çok pis yalnız kaldık. Ama ben kendimi hazır hissetmiyorum Çetöbe. Ben kadınlardan korkuyorum. Ne? Sağa sola belli olmuyor ki onları. Ne yapacakları belli olmuyor. Ne bileyim ben kadınlar benim tarzım değil ya. Tarzın mı değil? Ne diyorsun lan sen? Kadınlardan hoşlanmıyorum kardeşim. Garipler yani. Şilo, sağda solda böyle garip garip konuşma. Vallahi yanlış anlarlar bak. Manyak mısın lan sen? Ben öyle demiyorum lan. Kadınlardan tabii hoşlanıyorum ama şu anki ruh halimle hazır değilim yani bir ilişkiye. Ne bileyim, kaldıramam ben, onu demek istiyorum. Tabii kadınlardan hoşlanıyorum. He, öyle şöyle. Ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle oğlum. Plastik kara alalım mı lan sana? Laylon. Oğlum senin boynun kırılıyordu, senin ihtiyacın. Böyle bakıyordun arkasından az önce. Sana alalım bence bir tane laylon. Benim tarzım. Nereye canım? Allah molaya çıkıyorum Allah nasip edersin. Sağa sola bakmıyorsun değil mi? Yok be ben. Sadece masaya bakıyorum ben ablacığım. Aferin sana. İlişkimizi ne zaman açıklayacağız dostlarımıza? Neyimizi? İlişkimizi. İlişkimizi derken? Bugüne bugün senin sevgilin değil miyim Sülo? Öyle misin ya? Değil miyim? Ha? O ateşli öpücükleri atarken öyle demiyordun ama. Ne oldu? Vaz mı geçtin? Ateşli öpücük mü? Aldım mesajı. Evet. Ne mesajı? İsim neydi? Süleyman. Memnun oldum. Sibel bende. Ben de memnun oldum Sibel Hanım. Oynayacağınız mı oyun? Yok. O zaman? O zaman? Görüşürüz. İnşallah. Görüşürüz. Buralardayım ben. Ben de buralardayım. Oldu. Ha, hatırladım be ya. Tamam, o acil durum öpücüğü. Nasıl? Ne öpücüğü? Acil durum öpücüğü. Benim de durumum çok acil Sülo. Bak tam da evlilik çağına geldim. Ben olsam beni kaçırmam. Biraz acele et. Estağfurullah. Öpmeyin Allah aşkına, öpücük atmayın ya. Abi rahatsız ediyorum, kusura bakmayasın. Beklediğiniz misafiriniz gelmiştir. Gelsin. Benim elleri öpüldüğünde nurlar yağdıran abi. Ortadoğu Balkanların en kral abisi. Estağfurullah. Tek bakışıyla dağları deviren abim. Ocağına düştüm abi. Ha, bu kadar hararetli geldiğine göre galiba paraya ihtiyacım var. Aynen abi. Nereden anladın? Oğlum biz ilim irfan sahibi adamız yani. Sen bizi ne zannediyorsun? Boş adam mıyız lan? Mevzuya gel. Nedir mevzu? Abi tam olarak öyle değil. Benim hızlı yoldan para kazanmam lazım. Hızlı yoldan para kazanman lazım. Herkes gibi öyle mi? Herkes gibi değil abi. Yani ben borç istemiyorum. Ben diyorum ki bu kardeşin ufak tefek bir iş versen, karısının eline bakmadan düğününü yapsa, şerefiyle namusuyla şöyle. Şerefimle namusumla öyle mi? Aynen öyle abi. Elinden ne iş gelir senin? Abi sen ne verirsen. Bana paspas ol da yoluna, ben halı olayım. Yavrum benim yoluma halı olma, paspas olma. Seni hangi yolda değerlendirelim? Ben onu soruyorum. Yani hangi işte değerlisin? Sen ne iş verirsen abi. Ben ne iş verirsem öyle mi? Canım madem böyle işe isteklisin, yarın bir sevkiyatım var. O sevkiyatı senin yapmanı istiyorum. Madem öyle sen gir, sen yap bu işi.
Yani sevkiyat yani yük olarak hafif ama değer olarak çok büyük bir değer. Abi sen ne verirsen getir de getirdiğim, götür de götüreyim. Ha benim istediğim de o zaten. Konuşmak istediğim, anlatmak istediğim de o. Bir emaneti getir oğlum. Hemen al gel. Bu bizim için ticarette çok değerli bir şeydir. Bunun bilincinde ol. Yani... Bu nedir abi? Helekiniz. Aa, bu Helenistik bir eser. Çok değerli bir helekiniz. Helenistik demek istedin herhalde abi. İşte helekiniz işte. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Yani sonuçta heykel heykeldir amına koyayım. Bunu mu anlatayım ben sana yani? Helekiniz, helekiniz. Doğru söylüyorsun abi. Bunu götürüyorsun. Seni bekliyorlar zaten. Sen emaneti veriyorsun. Ondan sonra bizim emanetimizi alıyorsun, geliyorsun. 50 bin euronu alıyorsun, gidiyorsun. 50 bin euro mu? Heh. Yani şimdilik başlangıç olarak sen işi bitir, abin seni görür. Abi ben 50 bin euroya kulun kölen olurum. Emredersin. Sen benim kulum kölem olma. Benim verdiğim işi muhakkak yap, gel. Başka bir isteğim yok. Emrin olur abi, öpeyim. Tamam, estağfurullah, estağfurullah. Eyvallah Tercan abi. Şu an burada yalnızsın değil mi? Hayır. Oğlum ben sana demedim mi? Dertleşeceğiz yalnız ol diye. Süleyman. Sen geldin, nasıl yalnız olayım ben? He? Senin matematiğine sokayım bence de. Hayırdır? Başımda çok büyük bir bela var. Aynı bela benim başımda da var Süleyman. Harbi mi? Sana da mı musallat oldun? Vay anasını satayım ya. Hiç beklemezdim. Ben de zannediyorum ki sadece bana musallat. Vay orospu vay. Hangi orospu? Sibel denen orospu. Sibel kim? İşte ikimize de musallat olmuş ya. O kadın ya. Hangi karısı? Lan az önce demedim mi bu arada mutalat oldu o kadın diye? O kadın işte. Süleyman sen ne söylüyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sibel diyorsun, Karacan. Çık lan senin başındaki bela neymiş? Bir anlat bakalım, bir dinleyelim bakalım. Neymiş senin bela? Daha geçen ayki mesailer yatmamış Süleyman. Ha şimdi aradan aşıp var diye ben ses etmiyorum. Ama ki buraya kadar dayandı bıçak. Bak artık yeter gari diyeceğim, çıkacağım karşılarına. Bu ne diyeceğim arkadaş diyeceğim lan, çık bak. Ya sen dur, Allah'ını seversen sus ya. 40 yılın başı bir dertleşeceğiz seninle, bir derdimi dinle ya. Sen ne anlatıyorsun? Soru soruyorum, cevap bile vermiyorsun. Ne anlatıyorsun sen, cevap ver bana. Ağzım kapalı, nasıl cevap vereyim be? Sinirlendim ya. Hem senin başındaki bela neymiş? Sibel. Sibel kim? Oğlum her seferinde baştan sardırtma bana, delirtme beni ya. Psikopat, cani kadın işte, onu diyorum. Her yerde rüyalarıma giriyor artık. Nereye baksam onu görüyorum, o karı ya. Kim? O kadın işte. Hangi kadın? Ananın amın çeto. Hangi amamın yani? Ya ben seninle dertleşemeyecek miyim kardeşim ya? Sen benim en yakın arkadaşımsın. Ben seninle dertleşmek istiyorum. Sen beni anlamıyorsun ya. Her şey ters. Millet isim niye buraya takıyor? Sen buraya takıyor. Kardeşim niye biraz düzelmiyorsun sen? Bir daha öyle olur olmaz. Her yerde ağzımı böyle tutmazsan yine bıyıklar boya. Boyası çıkıyor sonra. Boya mı lan onlar? Evet. Bot boyasıyla boyuyor. Bok boyasıyla mı boyuyor? Yok. Bot boyasıyla. Otları boyuyor şimdi. Bok gibi geldi bana. Sigortaları yatırmayacaklar mı amına koyayım? İşte ben onun için mücadele veriyorum. Burada sen bana kalkmış yok Sibel'miş, yok bilmem neymiş falan filan karılardan şey yapıyorsun. Ulan paran olmadı mı karı senin suratına mı bakar? Ha hadi paran varsa da bakmaz surata, ben karı olsam bakmaz da. Bakmasın zaten, ben o karıdan bezdim diyorum, anlamıyorsun ya. Bakmasın bu karı, bana bakmasın istemiyorum. Hangi karı? Senin ağzın bozulmuş bak. Süleyman. Bir kadın seni ne hale getirmiş? Kıçıma GPS taktırsa bulamaz beni artık. Oh rahatladım valla. Biraz kafa dinleyeyim. Kadın ne biçim bir kadın be kardeşim. Her yerden çıkıyor. Bu ne? Nasip. Bu ne lan? Kasa mı patlattı? Ana. Heykelci kalmış nişanlısına. Vay be ne romantik adamsın be kardeşim be. Şunun güzelliğine bak. Sürpriz.
Ya Sibel Hanım tövbe estağfurullah, burada siz ne yapıyorsunuz? Çocuğun heykelini kırdık, nişanlısını almış, sürpriz yapacak ya. Ne var canım? Girde çarşıda onlardan çok var, ben alırım bir tane. Ya Sibel Hanım siz beni nasıl buldunuz burada? Takip ettim Sülo. Ben aşkımın peşinden koşarım. Ya Sibel Hanım Allah aşkına şu meseleyi bir konuşsak. Ben böyle çok stres oluyorum. Vallahi kastım bana biraz zaman verseniz ya. Yeter artık Sülo. Zaman. Benim artık sabrım kalmadı. Sibel Hanım bak şu an arkadaşımız Nasip'in odasındayız. Girse içeri ne olacak? Ha, ne olacak? Böyle yatakta bizi ahlaka mugayir pozisyonda görse ayıp olmayacak mı insanlara karşı? Benim manevi tarafım ne olacak? Nasip kim be? Arkadaşım. Ben kendi Nasip'imin peşinden koşarım. Sibel Hanım yapmayın. Allah aşkına bana biraz zaman verin. Ne olursunuz ya. Yetmedi mi artık beni beklettiğin? Ha Sülo? Yeter artık. Sabrım kalmadı diyorum. Anlamıyor musun? Evlenmeden olmaz. Ne dedin sen? Ne dedim ben? Evlenmeden olmaz dedi. Vallahi dedim. Ah Sülo! Seni artık ölürümde bırakmam. Sen tam aradığım adamsın. Allah da benim belamı versin. Bekle beni aşkım. Hazırlıklara başlayacağım. Evleneceğiz. Ay seni çapkın. Bekle beni. Aşkım. Ay. Aferin Sülo. Şimdi sıçtın işte. Lan benim gusül gitti mi acaba şimdi? Abdest mi alsam? Arkadaş ne yaptım ben ya? Evlenme. Çocuğun heykeli de tuz buz ettik. Neler oluyor ya? Aç. Aç demedim. Kapat. Aç. Aç. Zaten aç. İbne. Hadi oğlum speed hadi. Yemek yemeye gelince istiyorsun amına koyayım. Biz isteyince. Almış romantik. Nişanlısına kırıldı gitti. Bay Nasip hoş geldin kardeşim. Hangi rüzgar attı seni buraya? Kardeşim. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? İyi Sülo. Valla bugün amma yakışıklısın sen böyle. Kardeşim benim. Senin ne işin var oğlum benim odada? Ben dinlenmeye geldim buraya kardeşim. Ya birden Sibel öyle çıkınca paldır küldür düştü kırıldı yani. Benim suçum yok. Kırıldı mı? Ne kırıldı? Heykel. Elimi almıştım. Bağırınca böyle heykel düştü kendini intihar etti. Sülo. Tamam ben alırım ya. Kusura bakma sen. Valla bilmeden oldu. Sülo. Sen nasıl kıyıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi. Süleyman, ne yapıyorsunuz lan siz burada? Tövbe koca erikler yatağa çıkmışlar. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Durun lan açım. Ne yapıyorsunuz lan? Ahlaksız erikler. Bununkini kırdın diye sinirlendi ya. Bununkini mi? Ha? Eşini kırdın Süleyman. Ya elimi almıştım. Kadın oradan çıkınca düştü kırıldı. Elini mi aldın? Ha ya. Ben sizi hiç böyle bilmiyordum ya. Terbiyesizler kapıyı da açık bırakmış koca adam. Neyi aldın eline sen? Lan heykeli ne diyorsan be? Heykeli kırdım. Heykelse bir şey değil 10 liralık şeyler için. Kavga ediyorsunuz koca adamlar ya, birbirinizi kırıyorsunuz ya. Siz benim dedi. Girne de var bunlar ucuzmuş sen de biliyorsun. Hı ne şey benim? Kaç para? Kaç para? 2 milyon lan. 2 şeto 2 2. Kaç diyor? 2 milyon. 2 milyon. Lan amına kodumun sürü var sen ne lan? Başımızı hiç verecek sen bizim. Seni bıçaklarım Süleyman. Seni vuracağım bakma. Bilmiyordum 2 milyon aldım. Ya Allah aşkına ya. Lan Süleyman, bir tane kıramıydım. Tamam. Lan gidin bırakın tamam. Her şey senin yüzünden. Oğlum bir tane kıramıydım ben 2 milyon olduğunu ya. Ya tamam Çeto. Kırmış heykeli Çeto bak. Tam parça başı 500'den satın. Yine insaflı çocuk ağzına vuracağım diye ben olsam götüme sokardım valla. Nereden bileyim kim? Lan seni amına kodumu sen ne kırıyorsun adamın heykelini? Çeto. Kırdım Çeto ne vuruyor? Sakin ol be sana ne oluyor be? Çeto. Çok şükür. En azından götü kurtardık. Götü. Bak. Bak ben bunu öldüreceğim. Şalak boyayım kendi şöyleyim kendi boyayım. Şu boyayım. Süleyman. Mahalle yanarken kim saçını tararmış? O
Naçip, telefonu çalıyor. Telefon çalıyor Naçip. Şimdi sıçtık. Dur. Efendim Tercan abicim. Nasip kardeş, benim canım. Şimdi canım plan program değişti. Emaneti yarın yerine bu akşam saat 9'da senden alacaklar. Yeni bilgileri WhatsApp'tan atıyorum sana, tamam? Abi ben de tam bu mevzuyla alakalı seninle görüşmek istiyordum. Yani müsaitsen bir görüşebilir miyiz? Hayrolsun benim canım. İnşallah bir aksilik yoktur değil mi? Abi böyle telefonda konuşmak doğru olmaz. Bir yüz yüze görüşsek daha iyi. Abi yemin ederim her şeyin bir açıklaması var. Kurban olayım bizi bir dinle. Tercan Bey müsaadenizle araya bir girebilir miyim? Ya, müsaade yok be kardeşim. Girme araya bekle. Benim lakabımın ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz değil mi? Benim diğer adım kasap. Yani kasap Tercan. Baba mesleğidir kasaplık bizde. O yüzden kasap Tercan olarak ikinci adım vardır. Babam uzun süre kasaplık yapıp bize bakıp hizmet etmiştir. Biz de baba mesleğini hala icra ettiriyoruz. Ben de et kesiyorum ama babamın yaptığı meslek gibi değil. İnsan eti üzerine çalışıyorum. Siz insan etinin nasıl bir şey olduğunu, hangi tatlı olduğunu biliyor musunuz? Vallahi biz bilmiyoruz yani insan eti nasıl oluyor. O şey yapmıyor yani. Eski kabileler bunu çözüyorlar. Tabii eski seri katiller de bunu çözüyor. Mesela o seri katiller açıklama yapmışlardı zamanında. Neydi o seri katillerin adı? Wes, Fridis, Ardanks. Skiyonunu sikeyim. Çok güzeldi. Aferin Brüt. Duydun mu? Yani abi? Yani ben de işte babam mesleğini icra edip babamın ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Babamın ruhu şad olsun. Amin. Babamın ruhu şad olsun. Amin. Hem babamın mesleğini devam edip hem de babamın mesleğinin içerisine diğer mesleklerimi entegre edip yani bir çeşit divanasyon yapmak istedim. Divanasyon nedir bilir misin? Bilmiyorsun. Ticaret nedir bilir misin? Bilmiyorsun. Yani seni adam yerine koyduk, karşımıza aldık, bir ticaret yaptık. Onun da içine sıçtım ben kardeşim. Bana verdiğin zararın ne kadar olduğunu biliyor musun? Sen bu heykeli kırdın. Bunun zararı nedir? Ha? Abi zarar neyse öderiz. Zarar neyse öderiz diyor. Duydun değil mi? Oğlum burada sitcom mu çekiyoruz lan? İbine. Gerçek hayattayız lan. Neyin zararını ödüyorsun? 2 milyon oğlum zarar. Çıkar lan parayı. Efendim abi? Ulan 2 milyon dolardan bahsediyorum. Nereye getiriyorsun İbine? Abi bana bir ay mühlet ver. O parayı sana hemen bulayım abi. Eğer bulamazsan bütün Kıbrıs üstünden geçsin. Kıbrıs üzerinden geçsin. Brüt ne diyorsun oğlum? Üzerinden Kıbrıs geçsin diyor abi. Yani parayı getiremezsem abi. Parayı ödeyemezsen borcun 5 milyon oldu lan. Duydun mu beni? Abi ne? Şu içerideki arkadaşla bir de seninle ilgilenmen gerek. Ula bir iş öyle demiyorsunuz ha. Getir lan Brüt makineyi. Getir lan bunu. Bunu da buna koyun kellesini. Getir lan. Çalıştır. Hadi yapma bu zübiyim abi. Ulan bana bak. Borcun 5 milyondur. Bir hafta içerisinde parayı getirdin getirdin. Getirmedin üçünüzün de götünü keserim. Sizden kokoreç yapar oturur annenize ailenize yedirttiririm. Duydun mu lan beni? Git paramı bul getir. Bir hafta müddet. Hadi. Sıkın ol. Sıkın ol. Yavşak. Oğlum o elektrikli testere niye çalışmıyor? Ben sana ne dedim Brüt? Otelin doluluk oranı neredeyse %100. Ama müşterilerin yarısından fazlası kumarhaneye inmiyor. Bu ne demek biliyor musun Sait? Sen beceriksiz bir kumarhane müdürüsün demek. Efendim elimizden geleni yapıyoruz. Ancak otelimizde bulunan misafirlerin çoğunluğu kongre için gelen iş adamlarında. Bak kendin de söylüyorsun. İş adamları bunlar. İş adamı ne demek Sait?
para demek, eğlence demek, kumar demek. Derhal bir promosyon yapın ve iş adamlarını aşağı çekecek eğlenceli aktiviteler düzenleyin. Emredersiniz. Bir hafta burada kalacak yüzlerce iş adamı var. Senden limitsiz masalar istiyorum Sait. Para kazandır Sait. Daha çok çalış Sait. Beni anlıyor musun Sait? Anlıyorum efendim. Güzel. Seni çok özledim. Yıllardır sensizim. Çok ihtiyacım var sana. Söz veriyorum. Annemden intikamını alacağım, söz veriyorum. Keşke yanımda olsaydın. Seni o gün yalnız bırakmasaydım keşke. O hain kuzudan seni kurtarabilecek gücüm olsaydı. Ya kusura bakma, seni de bu saatte buralara kadar çağırdı. Bizim mesai de yeni başlıyor, anla işte. İş üstündeyiz hala. Eyvallah benim babam. Ocağına düştük. Eyvallah, hoş gelmişsin. Hayırdır? Bizim bir derdimiz var babam. Herifin biri bize musallat oldu. Çocuklar bir yanlış yapmış adama. Adam sürekli depolarımıza basıyor, mallarımıza çöküyor. Bu adamdan bir türlü kurtulamadık. Kurtarsa kurtarsa Tercan abimiz kurtarır bizi dedik. Kimdir oğlum bu? Adı Fikret'tir abi. Ama kimse tanımıyor kendisini. Bir tane resmi var, istersen göstereyim abi. Çok güzel bir resimde onun neyi var neyi yok her şeyi alırız. İstiyorsan kafasına da atarız, fark etmez yani. Sen bu dertten bizi kurtar abi, ne istersen yaparız abi. Oğlum mökem atın mökem, biraz ileri doğru ha. Yalnız bu iş bittikten sonra çocuklar IBAN numarasını verir. Parayı hesaba yatırmayı unutma. Eyvallah benim babam. Tamam canım. Tamam. Kendine iyi bak. Hanımına selam. Kimşah gibi sinsi sinsi geliyorsun oradan. Kimşah suratını Naçip. Kıza bakıyorum. Oğlum o kız sana bakar mı? Bakmıyor zaten Naçip. Ben bakıyorum. Bak burada müdür görmesin bizi. İkimiz de dumanımız. Görmesin o da. Görmesin. Allah Allah. Aşık olduk burada. Sen? Evet. Aşık oldun? Evet. Hayvanlar bile aşık oluyor. Ben olamıyorum Naçip. Olursun kardeşim. Öyle demedim de. Hani sende dil var mı? Kız Rusya. Var. Ha. Öyle mi diyorsun oğlum? Arkadaş aşkın dili olmaz ya, biz her türlü anlaşırız, sen o tarafına karışma. Gerçi sen de haklısın kardeşim. E o zaman git konuş, git anlat derdini. Derdini mi? E bana ne senin derdinden derse? Lan oğlum ne diyecek, git bir şansın dene. O şekilde diyorsun yani. O şekilde o. Git şöyle ben şöyle gideyim. Sanki ona gelmemiş gibi. Merhaba Menan Hanım. Merhaba. Şimdi bizim şöyle bir derdimiz var. Tabii ben bunu size anlatmayacaktım ama Naçip anlat deyince. Vallahi Naçip gitmiş bir tane vazo almış gelmiş eve. Bizim bir tane de Süleyman var tabii böyle. Benim çok eski arkadaşım, o çok iyi çocuktu. Biraz akıldan falan kıt, kafa gidiyor geliyor. Ama iyidir, sigortası tam yatıyor. Can bu vazoyu kır. Vazo da mafyanın vazosu mu? Tercan diye bir adam aldı bizi karşısına. Diyor ki bu vazo $2 milyon parayı ödeyeceğiniz diyor. Öldürürüm, gebertirim hepiniz diyor. Vallahi affedersin affedersin, götünüzü keser kokoreç yaparım diyor bak. E şimdi bizim böyle dertlerimiz var. Hep bizim başımıza bu Naçip sardı bunu. Ya şu kadar vazo bu kadar eder mi ya? Ne derdi ben anlamıyorum. Değil mi ya ablacığım, vazo var ya. Kırıldı Süleyman, kırdı vazoyu. Neler yapacağız bilmiyorum. Tercan kesecek bizi. Hep böyle dertlerimiz var, anlatıyorum ya. Sen ne istiyorsun ben anlamıyorum. Sigortalarını çekiyor musun? Tam. Sigorta? Herkesin bir derdi var işte, görüyor musun bak. Dert yok. Alıyoruz, veriyoruz. Sigorta öder mi? Onu bir sor sen, Naçip'i bir sor. Anlattın mı? Anlattım. Dinledi mi? Dinledi ama anlamadı. Oğlum bak, müdür görecek. Hayır müdürüm ben. Hadi.
Şimdi müdüründen. O zaman ben şöyle yapayım, ben gideyim. Görüşürüz. Görüşelim yani. Ben görüşmek isterim şahsen eğer bana soruyorsan. Tabii ben yani sigortalı, presentable, vizyon sahibi bir insanım yani. Onda sıkıntı yok. O zaman tamam. Hangi spor salonu boş demiştin? Kim bunlar? Ama VIP'yimiz efendim, çıkartamadım. Tamam. Oğlum ne yapıyorsun sen lan, deli gibi koşsana lan. Hadi, hadi. Bu nasıl spor ya? Hadi. Hele bana bak. Bu karı kim? O bizim kaldırdığımız Nasip var ya abi. Onun kayınvalidesi Nadide Hanım'dır. Nadide Hanım'dır? Abi, Nadide Hanım. Nadide. Bu. Tamam. Merhabalar, kolay gelsin, kolay gelsin. Merhaba. Ben kongreler düzenleyen iş adamı, Tercan Kasap, belki tanıdınız. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Yani Fikret Bey'in eşi Nadide Hanım'la tanışmak gerçekten benim için büyük bir şereftir. Fikret Bey'in eşi mi? Ne eşi efendim? Fikret bendeniz. Fikret, evet, evet, Fikret. Fikret, bir kahve içer miyiz? Var mı öyle bir zamanınız? Çok sevinirim. Tabii ki. Buyurun önden. Yani hanımefendi, benim kafama bir şey takılıyor da size sormam lazım. Tabii. Ya diyorum ki acaba bunlar gerçek midir? Sizce? Vallahi dokunmam lazım. Müsaadeniz varsa eğer. Vallahi gerçektir. Hoş geldin Çeto. Hoş bulduk Şilo. Lan ne yapıyorsun oğlum sen burada? Melena'ya bakmaya geldim Şilo. Nasıl girdin sen buraya? Kaptan. Oğlum manyak mısın? Oyarlar seni burada görürlerse ha. Yerden yakalayacaklar Süleyman. Sen gidip ispiyonlamaz sen. Kabak gibi belli oluyor zaten. Çeto Allah aşkına şuradan git ya. Başıma beni alma git. Çeto gitme. Allah'ını seversen gitme. Birazcık hatırın varsa kal. Ne olursun Çeto. Yine o kadın. Hangi kadın? Sibel. Sibel kim? O kadın. O kadın kim Süleyman? Ha şurada bak duruyor makinenin başında. O kadın güzelmiş Süleyman, sen bunun neyinden kaçıyorsun? Harbiden çok güzel kadınmış be, Allah sahibine bağışlasın. Ben o kadını mı diyorum sana be Çato? Hangi kadın? Sibel'i diyorum ben. Sibel kim? İşte o kadın, başıma bela olan kadın. O kadın kim Süleyman? Çato sen niye geldin buraya? Nasip bizi bekliyor odada. Mesain bittiyse hadi üstümüzü değiştirip gidelim yanına. Tamam Çato, çaktırmadan çıkalım ne olur. Arkama yapış, biz buradan tek sıra halinde çıkıyoruz. Geç. Tamam. Geç geç. Ulan kadın her yerde başıma bela aldı bu kadın benim. Hangi kadın? Sibel. Valla kahveler için çok teşekkür ederim. Bu sohbette çok güzel geldi bana. Benim için de öyle Tercan Bey. Ben teşekkür ederim. Yalnız şu arkamızdakileri olmasa daha rahat etmez miydik? Brüt. Oğlum hadi siz otele dönün. Peki abi. Ne yapıyorsun Brüt? Otele dönün dediniz ya abi. Otele gidin, yürüyün, adım atın. Böyle sıkılmıyor musunuz? Ya ne yapalım, bizim de diyetimiz bu. Mecburuz yani. Böyle bir insanlara bakmaya, yanımızda tutmaya kasmamız var. Doğru. Onu kastetmemiştim aslında. Yani arkanızda sürekli birileriyle gezerken sıkılmıyor musunuz demek istemiştim. Tabii ama işim gereği işte, yapmak zorundayım. Siz de haklısınız. Benim İsmail'im de böyleydi. Hiç yalnız gezemezdi. Ha. İsmail? Rahmetli eşim hiç yalnız gezmediği halde bir gün yanındayken kurşunladılar.
Öyle mi? Gözümün önünde gitti dağ gibi adam. Hayırdır, kasımları vardı? Seveni kadar düşmanı da çoktu. Çevresi çok genişti. Evet. Ne iş yapıyordu? Gayrimeşru mu? Bu konuları pek konuşmak istemiyorum açıkçası. Ben de yani benim hani kusura kalmayın işim gereği böyle merak ettim. Hani vurulma falan deyince bizi ilgilendiriyor filmler tabii ki. Haklısınız. Siz tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Allah geride kalanlara sağlık, sıhhat versin. Yalnız bir kadın olarak kız çocuğu büyütmenin zorluklarını ne ben anlatabilirim ne de siz anlayabilirsiniz. Tabii. Mesela bir de siz yani yaşınıza göre çok alımlı bir kadınsınız. Sizin yaşınızdakiler yani kusura kalmayın ama güzellik salonundan çıkmıyorlar yani. Botokstu, yok gerdirmeydi bilmem neydi falan. Maşallah sizde herhangi bir neşter izi yok değil mi? Yok efendim. Çok teşekkür ederim. Yalnız bir kadın olarak erkek gibi yaşamaktan çok sıkıldım Tercan. Bunu tam anlayamadım. Senin hayatını kurtaracak formülü buldum. Evreka. Ne buldun? Evreka ne lan? Ay kalıbınıza tüküreyim. İnsan önce bir takdir eder be. Takdir. Şöyle bakayım. Sağ ol kardeşim. Çok içten takdir ettin. Gözlerim doldu be. Bak güzel kardeşim. Sana önce bir sır vereceğim. Yalnız bu sır aramızda kalacak. Söz ver önce. Söz ver. Söz. Şimdi kardeşim biz normal şartlarda eli yüzü düzgün. Değiliz. Eli yüzü düzgün diyeceğim. Şu yüzlere bak. Şuna bak. Maymuna benziyor. Değiliz yani. Yalan yok. Tövbe estağfurullah. Allah'ım fena. Bak eli yüzü düzgün olmasak da tamam kabul ediyorum. Helal şey demiş düzgün insanlarız. Yalan mı? Doğru. Ama zaman zaman hayatın nereye götüreceği belli olmuyor. Yoldan çıkıyorsun, ne bileyim saçma sapan arkadaşlıkların oluyor. Biraz da senin o orospu çocuğu kuzenin Onur var ya, bize bir ara şoramparı yuvarladı. Dünyanın soygununu yapmak zorunda kaldık. Biz soygun bile yaptık biliyor musun? Soygun. Siz. Evet. Biz. Tabii sor. Neleri soyduk lan anlat. Deviz bürosu soyduk, darphane soyduk. Treni niye soymuyorsun? Treni de soyduk. Metro. Metro bile soyduk, metro. Bak biz. Sonuç? Bizi soydular sonra. Hemen ama. Tabii hüzünlü oldu biraz tabii sonra. Evet. Acıklı oldu ama olsun. Başardık. Soymayı başardık. Bak kardeşim. Şimdi formülü açıklıyorum gel. Gel. Benim kulağa var. Kumarhaneyi soyacağız. Çıkın. Çok iyi fikir Silo. O lan aramızda en azından akıllı biri var. Bak anladık. Ne yapacağız? El mahkum yapacak bir şey yok. Yalnız kardeşim biz bu soygun konusunda mağarım profesyonel değiliz. Ben çok istiyorum profesyonel yapalım ama. Gerek yok. Diyor. Anlatamıyorum bir türlü. Haliyle biz bu soygunu yapmak için bir senaryoya ihtiyaç duyuyoruz. Bize böyle referans oluyor, yol haritası oluyor anladın mı? Senaryonun diyalogları önemli değil. Çatışması, örgüsü, dramatik kurgusu iyi olsun, dramaturjiyi biz kendimiz hallediyoruz. Hani adam gibi bir senaryo olsun, aslanlar gibi soyarız. Öyle soymadık mı lan? Evet. Bak şimdi buraya da bize senaryo yazacak özetle. Kıbrıs'ta güvenilir bir senarist lazım. Tanıdığın biri var mı? Var. Biri var. Bir banka vurgunu. Aşkın vurgunu. Vurgun kardeşler. Şimdi yani sen diyorsun benim abim. Bu senaryolar olmaz. Bak canım benim. Sen şimdi bilmezsin. Öyle senaryoyu öyle bir yazman lazım ki böyle seyirciyi içine alması lazım. Doğru söylüyor. Öyle bir senaryo yaz ki. Ha? Dur sen kafasını kaçtır çocuğum. Ben atayım. Şimdi. Senaryo kurgusunu biliyorsun. Sağ taraf diyaloglar, sol taraf durumlar ya. Diyalogları siktir etsen. Biz zaten doğaçlama yapıyoruz. Diyaloglara ihtiyaç yok. Sen sol taraftaki dramatik örgüyü, çatışmayı, o çatıyı iyi oturttuktan sonra gerisi sorun yok. Tamam bitti. Biraz Tarkovski, biraz Brecht, biraz da böyle Francis Coppola koydun mu içine muhteşem olur. Anlıyor musun? Ya abi sen çok güzel konuştun ama sana bir şey söyleyeyim. Valla anlamadım yani. Eğer siz bana bir hafta mühlet verirseniz bir haftanın sonunda ben size öyle bir senaryo yazacağım ki diyeceksiniz ben soyguna gideyim ulan soyguna. Gibi hafta olmaz. Ya ne yaptın sen bir hafta? Ya bunun gibi hafta hayatta beklemez. Sen bize hemen senaryo yaz. Abi canım bir hafta kalsak biz de yazarız kardeşim. Yazar dediğin adam üç günde senaryo teslim eden adamdır ya. Sen yarın senaryo getir. Yani bilmiyorum ki abi yani ben tamam elimden geleni yaparım ama bir çalışayım abi. Bir çalışırsam size esnaflı bir senaryo getireceğim inşallah. Senaryonun konusu ne olsun abi? Ki vallahi böyle çok değişik bir konusu olsun ya. He? Böyle kumarhane soygunu olsun. Bak hiç yok mesela kumarhane soygunu. Orijinal böyle. Nasıl hiç yok lan? Ne yok? Ocean 11 var, Ocean 12 var, 13, 14, en son 18'ini yaptılar.
Nereye yok? Bir sürü kumarhane soygunu filmi var. Buralarda yok Şilo. He? Doğru lan. Hiç o açıdan bakmadım bak. Bak canım kardeşim, sen bize öyle bir soygun yaz ki böyle canımız çeksin, anladın mı? Canımız soygun çeksin. Evet, böyle gidelim. Soygun yapmak isteyelim yani, o derece yani. Hani mesela. O zaman tamamsa kalkabiliriz. Hadi bakalım. Sana güveniyorum biraz. Yazar, sana güveniyoruz Yazar. Merak etme abi, yakacağım ortalığı, yakacağım. Aslan için yaparsın sen, yaparsın. Hadi. Söyledim size. Kaç kere söyledim? Her şeyi ben halledeceksem size niye para ödüyorum? Ne var anne, beni çağırtmışsın? Çağırmasam gelmeyeceksin. Yoğunum anne. Yoğun olmanı anlıyorum. Ama biraz anne kız vakit geçirelim istedim. Özledim seninle baş başa kalmayı. Çok uzun zaman oldu değil mi anne? Hatta babam öldürüldüğünden beri diyebiliriz. Asya başlama yine. Babanın ölümüyle bir ilgim olmadığını daha nasıl anlatabilirim sana? Sen ne söylersen söyle, ne yaparsan yap, sana asla inanmayacağım. Kızım, senin mutluluğun için her şeyi yapıyorum. Sen bana düşmanınmışım gibi davranıyorsun. Anne, bunları seninle konuşmak istemiyorum. Babanın sevenleri kadar düşmanları da vardı. Neden anlamıyorsun? Uzatmaya devam edeceksin değil mi anne? Dilerim bu söylediklerin için bir gün pişman olmaz. Sen yaptıkların için pişman olmayabilirsin Nadide Hanım. Ama ben seninle her gün aynı çatı altında kaldığım için pişmanım. Unutma ki babamdan kalanları sana bırakmayacağım. Bırak şimdi bu annecilik, şirincilik oyunlarını. Çok ileri gidiyorsun Asya. Babandan bana hiçbir şey kalmadı. Burası benim babamın oteli, benim. Oldu, oldu tamam. Bakarız yani, tabii tabii. Tabii, emlak önemli bir şey bu zamanda, tabii. %18 büyüme var emlakta, tabii tabii. Önemli olan o abi, evet. Hı-hı. Hadi kolay gelsin. Merhaba Tercan Bey. Vallahi Tercan diyen o dillerini yerim ben ya. Kusura bakma Nadide Hanım. Derken yerde buldum sizi. Kaçtır arıyorum, telefonunuz hep meşgul. Ne çok konuşuyorsunuz telefonda? Mecburuz şimdi, biz ticaretle uğraşıyoruz. Ticaretle uğraştığımız için her şey telefonda bitiyor. Tabii beynimizi doğrulttuğu zaman oluyor ama ne yapalım yani, bizim de diyetimiz bu. Siz de haklısınız tabii. Vaktiniz varsa bir şeyler içelim mi diyecektim. Otelden de uzaklaşmış oluruz. Yiyorsunuz. Ama baş başa gitmek isterim. Sizin için de uygunsa tabii. Vallahi siz diyen o diller yerin Nadide Hanım, ne derseniz o yani. Efendim? Ne derseniz o diyorum. Sağ olun. Eyvallah. Bürüt oğlum, arabayı çalıştır, klimayı çalıştır. Peki, ben hazırlanayım o zaman. Babandan bana hiçbir şey kalmadı. Burası benim babamın oteli, benim. Hayırdır hayatım? Kimsin? Annem. Onunla aynı yerde çalışmaya, onun yüzünü görmeye dayanamıyorum Nasip. O nasıl söz Asya? Yani... Annenin benden, benim annenden haz etmediğim ortada. Ama sen başkasın, ben başkayım. Onu tanısan böyle konuşmazdım. Onu tanıyorum hayatım. Sadece sorunun ne olduğunu bilmem. Yani tamam, annen normal bir anne değil. Ama annen işte ya. Ya o değil de baban nasıl ölmüştü senin kuzum ya? İnan ben bile bilmiyorum sevgilim. Ama bir gün annemin babama yaptıklarının intikamını alacağım. Tam anasının kızı. Şu an beni korkutuyorsun. Korkma. Yapabileceğim bir şey yok. Boş boş konuşuyorum öyle. Yok yok. Bu öyle bir boş konuşma değil. Annene bir ceza verecek olsaydın nasıl bir ceza verirdin mesela? Onun itibarını ayaklar altına alacak bir şey yapmak isterdim. Nasıl bir şey mesela? Mesela kumarhanesini soydurtabilirdim. Aman Nasip, boş boş konuşuyoruz. Yok yok. Öyle boş boş konuşmuyoruz. Demek kumarhanesini soydurtmak isterdin. Evet. O hep böbürlenir benim kumarhanelerim böyle güvenilir, şöyle güvenilir diye. Ona öyle bir ceza vermek isterdim ki insan içine çıkacak yüzü kalmazdı. Ama öyle bir gücüm yok. Var. Öyle bir gücün var. Sip, ne yapıyorsun? Soyuyoruz. Soyuyoruz. Otur şuraya. Kumarhaneyi soyacağız. Sen ciddi misin? Evet. Hem de en kısa zamanda.
Ne iyi ettik geldik Tercan Bey. Vallahi sen ister dünyanın bir ucuna gidelim, ben vallahi bir ucuna kadar gelirim seninle nadiden. Bir daha söyleyin lütfen. Neyi? Dünyanın bir ucunu mu? Nadiden. Nadiden mi? Ha yani öyle nadiden anlamında. Daha yakınlık. Ağzınıza çok yakışıyor. Vallahi. O zaman diyemem yani, hani sıkılmayayım yani nadiden diye. Aha açmayın lütfen. Bu önemli biraz ya. Nadiden, nadiden. Mesaj da gelmiş, bakayım bir. Çok değişik bir arkadaşımdır benim. Alo. Ha. Eminsin değil mi? Ha. Öyle mi? E tamam. E siz o zaman şey yapın. Resmi ona göre. Tabii tabii. Tabii resmi olarak anlamında. Ha. Resmi yollardan resmi güzel. O değil mi? Tamam. Hadi kapat o zaman, ben şey yapayım hadi. Hadi kolay gelsin. Hayırlı çalışmalar canım. Bay bay. Benim de böyle çok şeyim yok, böyle tekne beni tutuyor. Böyle baş dönmesi falan, yüzüme de bilmiyorum. Bence ufak ufak gidelim. Ama daha yeni geldi. Vallahi gidelim yani. Hem yarın benim çok önemli bir işim var. Hatta bu akşamı almışlar. Onlarla oturup istişare yapmam lazım yani. Biliyorsun ticaret önemli bir şey. Yani hangi saatte olacağı, ne yapacağı belli olmaz. Bence gidelim. Bak benim başım döndü. Biraz şey oldum ben. Gerçekten solgun görünüyorsunuz. İyi misiniz? İşte benim kan hastalığım da var. Biraz o yüzden kırmızı şaraba vuruyorum. Kendimi kan olsun. Belki kan değerlerim çıktı falan. Bence gidelim abam, kurban olayım ya. Lütfen Nadide Hanım ya. Hadi gidelim ablam, hadi kalk. Blanço, arabayı getirin. Hayatım. Sevgilimi kolluyorum ya. Kıskandın mı sandın? Ben kıskanmak. Yani sahipsiz sanmasınlar diye şey ettim ya. Aşk olsun Nasip. Hayvan mıyım ben? Aşkım sana da ne yapsam yaranamıyorum ya. Neyse geçen gece konuştuğumuz konu vardı ya. Onunla alakalı bazı fikirlerim var. Odaya çıkıp konuşsak mı? Odaya mı atmak istiyorsun sen de? Yani kulağa hoş geliyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sen burada mı diyeyim Yener Hanım? Yere bayın. Merhaba. Merhaba. Sen ve Çiçek nereye gidiyor? Hangi çiçek? Elinde çiçek var, görmüyor musun? Hangi elinde? Aa şey, gezdirmeye çıkartmışımdır çiçeği can. Ha bu çiçek yeniyor bu. Canım çekti şuradan gelirken, dedim alayım dedim Ali abinin dükkanından. Yeniyor bu, ben uzun zamandır yemiyordum, ondan aldım ben bunu. Güzel. Çok lezzetli. Yani biz alıştık artık çocukluktan beri bunu yiye yiye. Süleyman da bayılır buna. Çok seviyor. Ben hepsini yemeyeyim, onu da götüreyim acık bak. Merak ettim. Ben de yiyebilir. Ki vallahi kendime kadar aldım. Bak bilseydim senin de sevdiğini sana da alırdım ama şimdi olmaz. Merak ettim. Ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Melena. Ben bıyıklarımı boyuyorum biliyor musun? Bıyıklar boyuyor. Ben de sana şimdi bir şey itiraf edeyim. Hiç. Ben de dudaklar boyuyor. Sen burayı boyuyorsun, ben üstünü boyuyorum. O zaman ben gideyim. Görüşürüz. Allah belanı vermiş Çetin senin. Yürü yedin lan, çiçek yedin mi? Saçmaladın, durdun kızın karşısında. Kolay gelsin Sülo. İşler kesat galiba. Ya mekan dolu aslında da biz boşuz, anlamadım. Çünkü seni ben kapattım canım. Ne yapalım? Sağlık olsun canım. Canım.
Sen bana canım mı dedin az önce? Yok, o manada demedim. Hani lafın gelişi böyle lafı tamamlamak için söylenir ya. Hadi canım. Oldu mu canım? Aşk olsun canım falan. O manada canım. Kombo yaptın Silo. Senin canım diyen dillerini yerim. Sibel Hanım hazır yeri gelmişken bir maruzatım vardı. Ya biz çok mu hızlı gidiyoruz? Biraz mesafeli, biraz seviyeli, biraz yavaş gitsek mi acaba? Ne dersiniz? Ne mesafesi lan? Ne seviyesi lan? Ne ağır gitmesi Sülo? Ulan sen boş vaatlerle beni mi oyalıyorsun? Sibel Hanım ne yapıyorsunuz? Burası kumarhane. Sakin olun canım. Ha. Nerelisin sen? Sülo. Evleneceğim. Canım. Heykel için geldiniz herhalde. Yalnız ben avuza gideceğim. Heykeli ben kırmadım abi. Bizim Süleyman var. Abi. Ne oluyor ya? Nereye gidiyoruz? Mola'ya mı çıkıyoruz? Ne yapıyoruz biz ya? Kardeş, şartlar değişti artık. Ben paramı istiyorum ona göre ha. Abi kurban olayım, neden böyle yapıyorsun? Planı yaptık, ince ince işledik, sonucu doğru gidiyoruz. Ne konuşuyorsun lan sen Göteborg? Ha? Sen kimle konuştuğun farkında mısın oğlum? Hazır ol lan. Senin karşında cezaevinde delikanlılığını kanıtlamış bir adam duruyor. İbine, anlamıyorsan anla. Otur cezaevi belgeseli izle, kitap oku. Okumuyorsun. İzlemiyor mu lan sen belgesel? Yazıklar olsun sana cahil herif. Abi nişan günü sana olan bütün borcumuzu ödeyeceğiz. Harika bir plan yaptık. Nedir planın? Kumarhaneyi soyacağız abi. Çok güzel. Benim yapmam gereken ne? Abi sen merak etme. Biz her şeyi organize ettik. Harika bir şekilde yürüteceğiz planı. Mission Impossible diyorsun yani. Hani film izlemiyordun oğlum? E tamam. Sen böyle bir soygun yapacaksın he. Nasıl yapacaksın? Abi orası uzun hikaye. Ama Asiye de bize yardım edecek. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz abi işi. Nasıl lan? Asiye anasını kumarhanesini soymamıza yardımcı mı olacak? Evet kardeşim sen bir sus. Sınavın körü bir kızmış lan o. Oğlum bak benim hayatta çok nefret ettiğim şey vardır ha. Mesela birincisi, boş yere oyalanmak. Beni boş yere oyalamıyorsun değil mi? Estağfurullah abi, o nasıl söz? O zaman elinizi çabuk tutun. Herhangi bir doğal afet olur, deprem olur, tsunami olur, o olur, bu olur, ne olursa olsun. Benim paramı getirmezseniz sizi bulur, tek tek itinayla ilgilendiririm ona göre ha. Abi o yüzden kısa kesiyorum, söz veriyorum sana. Bu plan tıkır tıkır işleyecek abi, halledeceğiz. Oğlum çok güzel konuşuyorsun da beni ilgilendiren bir taraf yok. Bana bak, bu işi hallettin, hallettin. Halletmedin, üçünüzü de elektrik direğine bağlar, rüzgar gülü yaparım. Ona göre bak ha. Tamam mı? Hiç değil, memlekete bir faydanız olur, enerji üretirsiniz. Abi tamam. Sen gerçekten merak etme. Halledeceğiz. Halledeceğiz abi. Ne diyorsun lan? Halledeceğiz abi. Götümün onunla bakım senin yüzünden. Halledeceğim Tercan abi. Çözeceğim Tercan abi. Oğlum ben neyi nasıl çözeceğim ya? Yine bağırıyorsun lan. Hep sen kendi söz veriyorsun adama. Tabii canım. Kendi sorunun Allah Allah. Adama nasıl söz verdin? Sen çöz. Bizi karıştırma. Abi canım benim kendi meselem zaten. Heykeli de ben kırdım zaten. Bıyıkları boyayan da benim. Sen benim bıyıklarıma ne yapmış öyle? Çekişiz kendine bak. Çocuğun zaafıyla niye alay ediyorsun? Sarı bıyık diye niye alay ediyorsun? Bu bilo nerede oğlum? Hani gelecekti bu? Ulan ben onun da anasını, avradını... Abi selamun aleyküm. Al sana soygun senaryosu. Kardeşim. Bu bahsettiğin senaryo mu? Kardeşim ne temiz kalpli adamsın ya. Şimdi nasip senin anana, avradına dümdüz gidiyordu, sen geldin ya. Ne alakası var ya kardeşim? Ne var söylemiyorum lan? Şimdi söylemiyor muydu dümdüz? Ben oğlum metiyeler düzüyordum kardeşime ya. Öyle şey der miyim? Bu kaç milyon lan bu? Abi en az 10 milyon kişi. 10 milyon? 10 milyon. Hadi eyvallah. Oğlum Avatar 10 milyon yapmadı lan. Yapar mı? 10 milyon ne? Soygunu yapmayalım. Boş ver biz. Direkt bunu çekelim, gişeye girelim ben. Aman Silo sen akıl verme. Aç abi 17'yi aç. Bakalım anlattığı yeri. Yapımcılar tez vakitte okur mu? Okur kardeşim, okur. Nereden çıkıyor bu ikide bir be? Yüzerek gel ya.
İBAN'ımı vermiş miydim abi? Verdin oğlum. İBAN'ını da verdin. Halledeceğiz kardeşim. Tamam o zaman. Sen bana bir alo çek. Sen bana bir alo çek. Haklı çocuk. Emeğini istiyor. Emeklinin emeğini ver. Hadi şunu çalışın. Çocuklar aranızda havuza girmek isteyen varsa girsin susacaktır. Hadi. Şşş. Hadi lan. Berat. Sen yüzme biliyor musun? Nasıl bilmem abi? Nerede öğrendin lan köyde? Nasıl bildin? Abi şöyle olmuştur. Bir gün dedem bizi baraja götürmüştür. Evet. Hepimizi suya atmış. Hele kendi de bizi izlemiştir. Biz de böyle çırpına çırpına debeleşirken işte odur sayesinde yüzme öğrenmişiz. Aa, çok güzel. Baraja götürmüş öyle mi? Oğlum o küçücük sebirleri nasıl baraja götürüp atıyorlar? Vallahi hiç kimse anlamamıştır niye yapmış. Yalnız rahmetlik dedemin bir sözü vardı. Denize düşen yılana sarılır. İşte denize düşünce yılana sarılmamak için abi yüzme bilmek lazımdır. Ben de hiç duymamışım bu lafı. Güzel bir lafmış. Niye öldü deden? Barajın kapakları açılınca akıntıya kapılıp boğulmuştur abi. Yüzme bilmiyordu. Kurban olayım bak şuradakiler boğuluyor. Bak al al al. Hemen çıkar onu hadi. Hadi hadi. Daha fazla zorlamanın manası yok, kusura bakmayın. Bakın siz de güzel bir hanımsınız. Ama böyle ilişki olmaz. Siz kovalıyorsunuz, ben kaçıyorum. Siz kovalıyorsunuz, ben kaçıyorum. Yani kusura bakmayın ama böyle giderse gay olacağım yani. Sen beni istemiyor musun? Ya estağfurullah Sibel Hanım, öyle bir şey yok. Ne haddime? Siz gayet güzel bir hanımefendisiniz ya. Elektriğimiz tutmadı. Allah size inşallah hayırlı bir nasip verir. Onunla takılırsa gidersiniz. Yo Cambo, nabari. Yok o Cambo, eyvallah. Aleyküm selam. Kapalı masa, şu an özel bir şey konuşuyoruz. Ha, Asem annen ne? Ha? Ben senin anneni. Burada özel bir şey konuşuyoruz. Table, private diyorum. Private, sen gelip çöküyor. Git kardeşim. Uva va va. Enaçı va va. Oma biba mosasa ha. Baba baba mı dedi bu dedi mosasa. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Özel bir şey konuşuyoruz diyorum ya. Gitsene kardeşim. Sen niye oturdun buraya? Table, private, private table. Ya masa kapı. Afrikalı, en sevdiğim. Sibel Hanım. Şşş, konuşma Sülo. Konuşmanı siktir mi? Ben sana anlatırım. Uga uga ha? Uga uga ya, evet. Hadi gel. Hakuna matata, hakuna matata. Nerelisin sen? Kenya ha. Ah Kenya, çok güzel. Kardeş onu Kenya'ya götür, orada evlenin. Hani boşanırsan da orada kalsın, geri gelmesin. Allah'ım şükürler olsun yüce Rabbim ya. Ben ne istedim, sen bana çikolatayı gönderdin. Kaptı götürdü valla. Silo nerede? Abi gevşin, abi gevşin de sıçalak olmuş. Tuvaletten çıkamıyor. Onun zaten ne ağzı durur, ne kıçı durur. Boş ver, gelme dayılı olmuş. Ama oraya geleceğim, yetişeceğim dedim. Bak bu senaryo, senaryoya sadık kalıyorsun tamam mı? Ben sana tamam demeden sakın konuşma. Abi dersin de oradan bakınca ben salak gibi mi duruyorum? Yani salak demedim de saf diyelim abi. Ya safsa tamam, sıkıntı yok. Hadi yapalım şu işi. Bak ben söz vermeden sakın konuşma. Anlı işi. Söz ver sen de o zaman Nasip. Nasip, mekan da harikamış ha. Yemin ediyorum insanın burada kendi kendini soyası gelir ha. Soyuyorlardır zaten be. Süleyman, ayakların fare ölüsü gibi kokuyor. Lan yalan söyleme, koksa yenge bayılır be. Terbiyesiz, hemen uyduruyorum. Neyse. Daha önce de size anlattığım gibi bu senaryolar kumarhane soygununda pusulamız olacak. Yalnız burada temel konu şu. Bu soygunu otelde büyük bir organizasyona denk getirmemiz lazım. Büyük bir organizasyon derken? Otelde düzenleyeceğimiz ve herkesin dikkatini dağıtacak tek organizasyon prensesinle benim nişan törenim. Soygun günü güvenlik daha çok nişanımızın olacağı bölüme yoğunlaşacağı için işimiz kolaylaşacak. Senaryodaki gibi hareket etmeliyiz. Öncelikle gün sonu toplanan bütün paranın kasaya gidiş sürecini öğrenmemiz lazım.
Onun için de? Onun için de kasino müdürü Sait'in yerine senin eşlik etmen gerek. Ama nasıl? Ama nasılı var mı ablacığım? O iş bizde senaryoda yazıyor ya, hallederiz. Müdürüm merhabayın. Arkadaşın özel spesiyeli de ben size elimle vereyim dedim ben bunu. Ne işin var senin burada? İşte bunu getireyim diye yani. Çok özel bir şey bu. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen işine bak. Tamam müdürüm. Bol bol işin yani. Çok iki her yere temizliyor. Mimi gada kvenda bafuri. Basur mi? Basur mu var sende? Mimi gada kvenda bafuri, bafuri. Basurum var. Tuvalete mi gideceksin? Kakan var senin. Ne diyorsun? Kafuri. Kakan var senin. Tamam gir buraya yap kakanı. Mimi diyorsun, pipi diyorsun. Banka görevlileri belirli bir süre Sait Bey'i bekleyip ulaşamayınca otomatikten beni arayacaklar. Şu an kendisi ufak bir rahatsızlık geçiriyor. İsterseniz müdür yardımcımı arayın. Sait Bey. Sait Bey iyi misiniz? Buradayım Nasip Bey. Ancak çıkamıyorum. Ne olduysa bana. Bankacılar çok bekledi. Nadide Hanım da bu durumu öğrenince çok sinirlendi. Nadide Hanım mı? 23 numaralı güvenlik odasında Numan Bey var. Onunla birlikte kasaya gidip bankacılara eşlik ederseniz çok sevinirim. Kendisi tüm dijital şifrelere hakimdir. Peki, geçmiş olsun. Banka müdürü nerede? Numan Bey ile aşağıda sizi bekliyorlar. Ha, Sait Bey'in bazı aklımda küçük bir problem oldu da kusura bakmayın. Buyurun gidelim. Evet, Sait bu transfere katılmazsa ne olacak? Ne olacak? Nasip annemin gözünde müdürlük için tek aday olacak. Tabii ki benim desteklerimle. Ancak annemin güvenini tam anlamıyla kazanmamız gerekecek. Peki şifre ne? Tam da ben de bunu soracaktım. Eğer ben annemi tanıyorsam... Tanıyor musun? Tabii ki tanıyorum Şavşal. Neyse, eğer ben annemi tanıyorsam şifre benim doğum tarihim. Doğum tarihimi biliyorsun değil mi hayatım? Biliyorum hayatım. Biliyorsun. Müsaade ederseniz durumu açıklamak isterim. Gerek yok Sait Bey. Ya istifanızı verirsiniz ya da ben kovarım. Efendim, 10 yıldır yanınızda çalışıyorum. Müsaade ederseniz istifa etmek istiyorum. Peki, madem hatanı kabul ediyorsun, ben de istifanı kabul ediyorum. Görevinden alındın. Çıkabilirsin. Teşekkür ederim efendim. Numan, bu Nasip'te dikkatini çeken bir şey oldu mu? Biraz fazla heyecanlıydı. Sanırım o da kasa dairesine girip paraları görünce oldu. Ama yukarıda Allah var. Ters bir hareketini görmedim. Anladım. Sen yine de bütün kapı şifrelerini değiştir. Ne olur ne olmaz. Emredersin efendim. İyi günler. Müdür Sait'in devre dışı kalması işimizi çok rahatlatmışken... günün sürprizini de sevgili anneciğim yaptı. Dünyada sayılı olan sürat teknelerinden birine hediye etti. Sağ olsun. Peki yengeciğim, affedersiniz, haddim olmayarak bir soru soracağım. Bu sürat teknesini kim kullanacak acaba? Sülo, orasını siz düşünmeseniz. Biz zaten düşünemiyoruz. Yani orasını da düşünemiyoruz, burasını da düşünemiyoruz. Yani hiç düşünemiyoruz biz. Evet, yani tercih ettiğimizden değil, öyle bir yeteneğimiz yok. Hani görev adamıyız, bize ne yapacağımızı anlat, onu yapalım yani. Çok kötü ama.
Sait'in yerine de nasip geçeceği için malum şifreler değişecek. Asya o şifrelerle birlikte direkt benim odama geliyor. Ben de o zarfı size getireceğim. Sürocuğum sen de o şifreleri ezberleyeceksin, tamam mı? Benim ezberim çok iyidir. Rahat ol. Ben ezberleyeceğim. Peki affedersiniz, siz o sırada ne yapacaksınız? Nişan törenimizde olacağız Sürocuğum. Tabii kendi nişanına gitmek zorunda. Doğru, onu düşünemedim. Annemin ofisine gireceğim. Annem kasa odasının kapılarının şifrelerinin olduğu evrağı kişisel kasasında saklar. Hemen o zarfları alıp çıkacağım. Nişan tam 17.30'da başlayacak. Saat 17.20'de de siz harekete geçeceksiniz. Giren bir çekirdek kalmışsın lan. Görenler seni harbi damat zanneder ha. Hayırdır abi? Kardeşimiz damat oluyor yani. Oturup bir iadeyi ziyaret yapmayalım mı? Eyvallah abi. Ulan nasip düğündü, soygundu derken hakikaten bütün filmi kendine çevirdin. İnşallah benim dediklerimi unutmuyorsundur ha. Yok abi, unutur muyum hiç? Nişan sabahına sana çok güzel bir sürprizim var. Yalnız abin yani şekil olarak böyle sürprizlerden falan hoşlanmıyor. Yaş itibariyle şimdi bu yaşa gelmişim amına koyayım. Ne sürprizi yani, anladın mı? Sürpriz olsa ne olur. Eskilerden bir hikaye dinlemiştim bak. Yunanlı bir düşünür Sokrat. Sokrat'ın bir arkadaşı borca girmiş. Gelmiş demiş ki ya ben ne yapacağım, bu borcun altından nasıl kalkacağım diye. O da demiş ki önce kendine borç ver. Yani kendinle başla. Sonra o duyguyu tat, o zevki al. Sonra ödemesini yapmasını bil diyor yani. Hani benim anladığım buraya getiriyor olayı. Öyle değil mi lan? Karşındaki seni anlar diyor yani. O anlamda anlatıyor yani. Güzel bir şey. İnşallah dediğimi anladın ha. Anladım abi, anlamaz olur muyum? Zaten plan tıkır tıkır işliyor. Sana yarın sabah borcumuzu çok güzel bir şekilde ödeyeceğiz. İnşallah planla bir problem çıkmaz Nasipciğim. Oldu. Biz de kalkalım artık. Gideyim ben de güzelleşeyim. Takım elbise giyeyim. Kardeşim damat oluyor. Yani eşofmanlarla gezmek güzel ama kilo aldım işte bak. Hep göbek bölgesi. Rahatsız ediyor beni takım elbise. Hadi bakalım. Amına koyayım. Abin çıkıyor, sen sonra yürüyorsun. Yürü oğlum, yürü ya. Abi sen misin, ben miyim? Anlayayım ya. Sokrat'mış. Sokrat'ına sokayım. Arkadaş ne inatçı ses çıktın. Yatmıyorsun be kardeşim ya. Ne inatçısın. Süleyman ne yapıyorsun? Balık tutuyorum Çeto. Saçımı tarıyorum, görmüyor musun? Uğraşı uğraşı dökeceksin o saçları en sonunda. Dökülmez onlar, ben gübreliyorum onları. Ya Çeto ben çok gerginim ya. Haklısın kardeşim, operasyon yapmamıza çok az kaldı. Ama kazamız mübarek olsun. Amin kardeşim ya. Amma stresli. Vallahi bildiğin oldum Yusuf Yusuf. O ne be? Yusuf Yusuf işte be. Şey diyorlar yani, şey korkusu. Ne korkusu? Ama boş ver. Göt korkusu tamam. Süleyman. Sürop kendine gel. Sürop bayılmanın zamanı mı be? Kalk. Ne oldu lan? Göt dedik hemen bayılıyorsun. Şulo. Ya. Oğlum bak vakit yok. Oğlum sen hep böyle bayılacaksın mı? Ne yapıyorsun? Demesene oğlum şunu ya. Biliyorsun niye diyorsun? Sus. Tamam söylemem. Nasip diyordun sen. Ha ne diyordum ha nasip? Her şeyin başı nasip. Burası öyle de nasip bir şey diyor dedin nasip. Ha şey nasip şey dedi. Çok önemliymiş. Kasaya gidene kadar dedi. Kimsenin dikkatini çekmeyeceğiniz, bu çok önemli dedi bak. Dikkat çekmeden farkında olmadan gidecekmişiz. O işi ben hallettim kardeşim. Öyle bu kıyafetler ayarladım ki yemin ediyorum kameranın bile dikkatini çekmeyecek. Thank you.
bulacaksın kostümün. Sen ne yapıyorsun sen? Biz nereye gidiyoruz lan? Nereye gidiyorum ben tavşan sanayi? Nereye gidiyoruz biz? Sence de abartmadık mı biz kostüm işini? Normal geliyor mu sana yani şu an? Ay tamam, seninki acık abartılı ama o kadar değil yani. Sen kendini görmüyorsun ondan. Öküz. Kalk lan kalk. Kalk değiştirelim şunu. Şu ayaklara bak ya. Biri oraya bakıyor, biri oraya bakıyor ya. Yürü. Tamam da kilo ayıların ayakları böyle. Ne de böyle lan? Ters mi? Tavşanın böyle ayağı mı olur? Ama altı koptu bunların yolda. Kapıyı ne çalıyorsun lan? Oğlum ben görgülü adamım. Çeto, hı? O arkamdaki sertlik ne? Devam et boşver. Şuraya gir içeri gir. Kapı çalıyor. Ya sessiz ol be oğlum ya. Yine bak ya. Hedefe gidin, hedefe gidin. Çok iyi mermer be. Allah on numara. Aa selam aleyküm. Sizin buraya giriş izniniz yok. Geri dönün. Ne diyor? Sizin diyor buraya geri zekalı kaç kulaklı. Buraya diyor giriş izniniz yok diyor. Güvenlik bey müsaade ederseniz biz bir arkadaşa bakıp çıkacaktık. Disko mu burası? Değil mi? Değil. Bir soru soracağım. Doğru cevap verirsen söz geri döneceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Sor ve çık. Aman böceğinden mi korkarsın fareden mi? Aman böceğinden. Ya arkanda aman böceği var be ya. Onu filmlerde vurunca bayılıyor, bu gülüyor. Ne yapıyorsun lan? Asıl sen ne yapıyorsun lan? Ruhsuz böyle soyguna mı gidilir? Zombi gibi. Şifresi neydi bunun? Sen dedin. Şifre bende miydi? Vallahi hatırlamıyorum. Zaten şifreye girsek parmak izni lazımmış ya. Ulan arkadaş yazacağın senaryo tüküreyim. Bunu girmesek ne oluyor Çeto? Vay anana avradım. Bu ne lan? Her yer lazer. Ne yapacağız? Görelim geri. Yok. Artık ölmek var dönmek yok. Kusura bakma Çeto. Tak. Sanki babasının lazer şişesi var. Hazır mısın? Çeto, bu şifre bende. Tamam. Buyurun Çeto Bey. Saat tam 17.30'da annem bizi anons etmeden önce bir konuşma yapacak. Yaklaşık 10 dakika falan sürer. Sevgili misafirler, bu en güzel günümde bizlerle olduğunuz için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum hepinize. Siz de o sırada gider, kasadan paraları alıp çıkarsınız. Zaten o sırada da bizim adamlar otele giriş yapmış olacaklar. Bu arada Asret törene geç katılacak. Nadide Hanım'ın da konuşmasında küçük bir değişiklik yaptım. Aynen senaryoda olduğu gibi. İlk önce beni anons edecek sahne. Sevgili damadım Nasip. Geldiler. Biz halledeceğiz abiciğim. Yok yok. Biz halledeceğiz. İlahi gel ben ya, taşırım sizi. Zahmet etmeyin. Ya, ya bırak şunu. Ben taşırım. Bırak şunu ya. Çocuk taşımaya gelmiş. Allah Allah. Lan gerizekalı.
Ulan hayırsız, ben sana yardım ediyorum. Bana niye sıkıyorsun? Hem öyle işe yarar mı o sprey? Gözünü çıkarsan öyle sıkacaksın ki işe yarasın. Mal. Ay Süleyman, sıkacağım senin saç tüpleğini şimdi. Bak gözüme sıktı salak. Nasip, ne oluyor? Alarmı kim çalıştırdı? Ben hemen ilgileniyorum Madem. Müsaadenizle Tercan Bey. Ne oldu lan size? Nasip mi o? Nasip. Ya kardeşim, bu çantaları almaya gelmiş çocuklar. Bu direndi, vermedi. Ben dedim ver falan, bir arbede çıktı. Siz çantaları niye vermiyorsunuz ya? Rahmet olmasın diye kardeşim, ben taşırım dedim çocuklara. Şimdi hani o kadar ağır çantalar falan, ondan dolayı yani. Adamlar da çıplaya çıktı gözümüze. Tamam, tamam. Adamlar kapıda bekliyor. Hadi gidin. Hadi, hadi kalk. Ha, araba geldi, araba. Oğlum bu işte bir terslik var ya. Şunu durdur. Artistlik yapma, in aşağı. El frenleri çekiyor bize şunu. Hadi. Çabuk. Nereye attı adamı sen be? Duydum ki terk ediyormuşsunuz beni. Yapma, vallahi darılırım bak ha. Nereye gidiyorsun lan? Abi ne terk etmesi? Adamlar kaçıyor, paraları aldılar. Abi kaçıyorlar. Adamlar kim, nereye kaçıyorlar, ne parası? Mevzuyu bana yavaş yavaş anlat hadi. Abi peşlerine düşelim, yakalayalım. Vallahi anlatacağım sana her şeyi. Gidiyorlar abi. Abi bu sefer Nasip doğru söylüyor, gerçekten doğru. Biz çantaları almıştık, tam çıkıyorduk. Adamlar geldi, sıktı, kaçtılar ya. Soydular bizi abi. Kara kara maskeli adamlar tıpkıya sıktılar böyle. Arıyor bak abi. Alo hayatım, neler geldi başımıza neler? Alo. Blo? Aa, senarist Blo mu? Blo. Blo lan, senaristiz. Blo kim oğlum? Senarist abi, senaristin adı Blo. Aa. Bak abicim, sen hiç yorulma. Ben sana bütün olayı kısaca anlatayım. Bir insanın hayaliyle oynamak büyük bir günahtır. Sağ olsun Asiye olmasaydı siz beni enayi yerine koyacaktınız. Şimdi ne oldu oğlum? He? Şimdi ne oldu? İyi ne? Sizin sayenizde film olmasa da büyük bir hayalim gerçek oldu. Sen dediğim gibi güzel bir senaryo yazdı. Tamam mı? Tamam abi. Merak etme. Aç karadan kızdan gezme bak. Git direkt çalış. He işte o gün Asiye Hanım için çalışmaya karar verdim. Ama tabii ki büyük bir meblağ karşılığında. Kahve. Sonrasında ben de bu senaryoyu yazdım. Tabii ki sizin senaryonun tamamını okumayacağınızı bildiğim için okudunuz mu? Ya hey, ben kime diyeyim oğlum, kime? Siz sadece soygun bölümüne kafayı verdiniz. Halbuki sen orada senaryonun ilk sayfasını okusan ben orada her şeyi yazmışım. Aslında benim kim olduğum, kimin için çalıştığım, orada olan bütün olaylar, normalde düzgün de konuşabildiğim her şey yazıyor oğlum orada, her şey. Şöyle eşek, bizim amacımız senaryodu. Tabi oraya çalışacağız. Neyse, size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Telefonu kapat. Telefonu at. Abi, Blo kim? İtirafçı mı? Yok, senaristti bu. Ama şimdi bizi sattı tabii. Şimdi sikip. Nasip, öyle şeyleri bizi karıştırma. Git ne tutacaksan kendini tut. Neyi tutacakmış bu?
öldükten yaklaşık 9 dakika sonra vücutta refleks diye bir şey kalmıyor. Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalıyor. Boşaltım sistemi tamamen gevşiyor, idrar akıntıya geliyor. Yani istediğini tutamıyorsun. Ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlıyor sevgili kardeşlerim. Solunumun durması bakteriler için işaret oluyor ve çalışmaya başlıyor bu haliyle. İlk çürüyen yer göz, beyin, mide, bağırsak. Ceset şişmansa bir defa boku yedi. Daha çabuk çürürken tuzlu suda boğulanlar daha geç çürüyorlar. Bu anlattıklarım ölümle ilgili dünyayı ilgilendiren bir konu. Japon bilim adamları bir araştırma yapıyor. Araştırma karşılığında suyun da ruhu olduğunu kanıtlıyorlar. Ya insanda da ruh var. Ama insan ruhu sahtekar, namussuz. Fakat su öyle değil. Geldi mi böyle bir ne oluyor? İçinde bir rahatlık. Kendini rahat hissediyorsun. İnsan karşısında sinir sistemlerin oynuyor kardeşim. Yaptığı hatalar geliyor aklına. Mesela bu İbn-i Tor. Bana hata yapmış. Yalan söylemiş. Tek kelimeyle soruyorum oğlum, benim param nerede? Abi bana bir ay ver. Tek kelime dedim ulan, bana magazin yapma lan. Vallahi diyorum Brüt'e söylerim seni kürekle döver ha. Kendine gel, bana tek kelimeyle anlat lan. Nasıl çıkacaksın bu işin içerisinden? Para mı götürmüşsün oğlum? Söyle lan. Abi bana bir ay ver abi, sana olan borcum iki katı şekilde ödeyeyim abi. Nasıl ödeyeceksin? Abi beni biliyorsun, bir şeyi kafaya koydum yaparım abi. Tamam ben bir ay izin verdim, hadi öde bakayım. Tamam çık ulan çık, tamam hallettim. Gerçekten abi. Abi ben ne diyorum biliyor musun? Söyle benim canım, ne diyorsun? Canına sok. La bu deliye vuruyor. Tarcan abi sana küfür etti, ben yakalayayım onu. Ben! Lan terbiyesiz sen, Tarcan abiye nasıl konuşuyorsun? Benim abime ha? İbine! Oğlum git bunların kafasını gözünü kır lan, altıma sıçırdı beni burada ya. Vur ulan küreği, vur küreği.